Dopingle Mücadele Medya Atölyesi'nin son günündeyiz. Bu 5 günlük yoğun tempolu çalışmanın nasıl geçtiğini öğrenmek için atölyeleri gezeceğiz. Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı Dopingle Mücadele Medya Atölyesi'nin son gününde atölyelerdeki çalışmalar tamamlanmak üzere. Dopingle Mücadele Medya Atölyesi nasıl geçti? Güzel geçti, yoğundu. Bilinçlendik ve bunun üstüne güzel çalışmalar yaptık. Serdar Direk, gazetecilik bölümü. Film atölyesinde çalışıyorum. Medya atölyesi çok verimli geçti. Çok keyifliydi açıkçası. Şehir dışından gelen öğrenci arkadaşlara tanışma fırsatı bulduk. Onlar neler yapıyorlar, nasıl bir eğitim alıyorlar. Onları tanıma fırsatımız, onları ve okullarını tanıma fırsatımız oldu. Aynı zamanda dopingle ilgili birçok konuda bilgi sahibi olduk ki bunlar tüm hayatımız boyunca bizi etkileyecek, bize kültür olacak, genel kültür olacak. Aynı zamanda böyle bir durumla karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini öğütleyecek titürden de. O yüzden çok verimli oldu. Aynı zamanda yapmış olduğumuz reklam atölye çalışmaları, film çalışmaları, kamu spotu çekimleri, fotoğraf çekimleri gerçek sektör içerisinde nasıl bir böyle bir durumla karşılaştığında nasıl bir refleksle karşılık verilmesi gerektiğine dair tecrübe edinmemiz konusunda çok faydalı oldu. Bu yüzden çok keyifli, verimli ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Dopingle Mücadele Medya Atölyesi nasıl geçti? Benim için çok verimli geçti açıkçası. Fotoğraf atölyesinde çalışıyorum zaten. Bütün hafta boyunca atölyelerin aktüel çekimlerini yaptık. Daha sonra fotoğraf atölyesinin kendi kişisel bir projesi vardı. Dopingle ilgili. Onu çektik. O kadar. Yani güzel gidiyor şimdilik. Radyo her daim daha rahat çalışıyor bu konuda. Yani ufak tefek spotlar yazılıyor, reklamdan spot geliyor veya filmden yaptıkları görüntülü işlerden dolayı dış ses gerekiyor. Bize yolluyorlar, yapıyoruz. İki tane daha spot yaptık mı bugünü bitiririz. Çok yoğun geçti atölyemiz. Beş günlük süreç içerisinde çok yoğun bir şekilde rutin haberleri takip ettik. Dopingle ilgili farklı konulardan ve açılardan nasıl yararlanabiliriz diye haberler araştırdık, haberler yazdık, yetkili kişilerle görüştük. Böyle bu şekilde geçti ama oldu. Bülteniniz ne durumda? Bültenimizi hazırladık, bitti. Basımda şu an, basımdan çıktıktan sonra hemen yayınlanacak. Yani bitti bültenimiz. Medya Atölyesi, katılımcı öğrencilere sertifika dağıtılmasının ve atölyelerdeki çalışmaların sergilenmesinin ardından sona erecek.